lük maaşı düşük olanlar yandı. En düşük emekli maaşının tablosu netleşti. Memur ve emeklinin zam oranları netleşiyor. 3 Temmuz'da açıklanacak olan enflasyon verileri ile birlikte memur ve emekli vatandaşların alacağı zam oranları da belli oldu. Milyonlarca memur ve emeklinin gözü 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyon verilerine çevrildi milyonlarca memur ve emekli, enflasyonun ne kadar arttığına bağlı olarak maaşlarında artış bekliyor. Türkiye'de enflasyonun genel ekonomik durumu ve vatandaşların satın alma gücü üzerinde doğrudan etkisi bulunuyor. Dolayısıyla, enflasyon rakamlarının açıklanması, birçok vatandaş için mali durumlarını planlamaları açısından kritik bir dönemeç olarak görülüyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun raporlarına göre yılın ilk 5 ayında tüketici fiyatları endeksi TÜFE 22.72 oranında bir artış gösterdi. Merkez Bankası'nın tahminine göre Haziran ayında enflasyonun 2.52 olması bekleniyor. Bu durumda 6 aylık enflasyon 25.81'e yükselecek ve emekliler bu oranda zam alacaklar. Finansal Kurumlar Birliği'nin tahmini ise Haziran enflasyonunun 3.17 olacağı yönünde. Bu durumda 6 aylık enflasyon 26.61'e çıkacak. Emekli maaşları 6 aylık enflasyon oranında artırılacak. Örneğin Merkez Bankası'nın tahmini gerçekleşirse 10.000 lira kök maaşı olan bir emeklinin maaşı 12.581 liraya yükselecek. Finansal Kurumlar Birliği'nin tahmini gerçekleşirse, aynı emeklinin maaşı 12.661 lira olacak. Bu veriler, memurlar ve emekliler için mali planlamalarını yaparken önemli bir referans noktası teşkil ediyor. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranı, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkının toplamı üzerinden hesaplanmaktadır. Yılın ilk 6 ayında %15 toplu sözleşme zammı alan memurlar 6 aylık enflasyonun %15 yaşan kısmını enflasyon farkı olarak almaktadırlar. Ayrıca ikinci 6 ay için %10'luk bir zam hakkına da sahiptirler. Haziran ayı enflasyonu 2.52 olarak açıklanırsa memur ve memur emeklileri toplamda 20-35 zam alacaklar. Bu zam oranıyla birlikte en düşük emekli maaşı 32,861 liradan 39,548 liraya yükselecek, en düşük memur emekli maaşı ise 17,739 liradan daha yüksek bir seviyeye çıkacak. Finansal Kurumlar Birliği'nin tahmini gerçekleşirse, zam oranı 21-11 olacak ve üniversite mezunu bir memurun maaşı 34,235 liradan 41,202 liraya çıkacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrette herhangi bir artış olmayacağını ve kalıcı refahı sağlamayı amaçladıklarını vurguladı. Ayrıca, emekliye enflasyon farkı dışında ek bir refah payı verilmesinin şu anda gündemde olmadığını da ifade etti.